16 Nisan halk oylaması şuuruna bağlıyız, bağlı kalacağız. Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız. Çünkü biz Türk milletinin özlemlerinin tercümanıyız. Ve biz Türk'üz, doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Grup toplantıları ilk olarak MHP ile başladı. Genel Başkan Bahçeli'nin dün yaptığı 2019 seçimlerinde aday çıkarmayacağı sözleri bugünkü grup toplantısında da yineledi. Türk milletinin kabul ve tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Bu yol kapalıdır. Çalıyı tepesinden sürmek ahmaklıktır. Hazreti Nuh'un cep telefonu kullanması ne kadar hayal mahsulüdür. Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda bulunanları, çaba gösteren yandan çarpıları tanımıyoruz, tanımayacağız. Bunlar ki getirdikleri su akmaz, yaptıkları baraj tutmaz, söyledikleri sözü kimseler yutmaz. Bahçeli CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in patron çıldırdı sözlerini de sert bir dille eleştirdi. MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla patron çıldırdı kapatıyoruz sözleriyle irademizi saptıranlar bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Devlet Bahçeli'nin destek sözüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt gecikmedi. Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür ederek birlikte yapmamız gereken çok şey var dedi. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum. Kendisine şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşmak üzere Beştepe'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte partimizin çatısı altında olup da şimdi dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur sözleriyle de mesaj yolladı. Aynı şekilde geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Kemaletle kemalat olmaz.